Polislerin emeklilik sonrası geliri arttı. İkinci emeklilik maaşı imkanı geliyor. Polis memurlarını yakından ilgilendiren yeni bir düzenleme meclise sunuldu. İkinci bir emeklilik imkanı tanıyan yasa teklifi, OYAK modeline benzer bir yapı oluşturmayı hedefliyor. Dahiliye Memurları Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik içeren yasa teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. Düzenlemenin en dikkat çekici yönlerinden biri, polis memurları için ikinci emeklilik maaşı imkanı tanıması. OYAK modeli polisler için uyarlanıyor. CNN Türk'ün haberine göre, askerlerin yardımlaşma ve emeklilik fonu olan OYAK örnek alınarak, polis teşkilatına özel bir emeklilik modeli hayata geçirilecek. Bu kapsamda, polisler için birey bakım ve yardım sandığı oluşturulacak ve sandık üyelerine çeşitli yardımlar sağlanacak. Teklifte yer alan düzenlemeler. İkinci emeklilik maaşı. Üyeler, emeklilik, maluliyet ve ölüm yardımlarının yanı sıra ikinci bir emeklilik maaşı alabilecek. Kar payı sistemi. Emekli olan üyeler için katılım payı ve kar payı adı altında ek ödemeler yapılacak. Üyelik şartları. Polis bakım ve yardım sandığı, 28 Aralık 2018'den önce göreve başlayan ve halen görevde olan polis memurlarını kapsayacak. Kimler faydalanacak? 28 Aralık 2018'den önce emniyet teşkilatında göreve başlayan ve halen görevde olan polisler sandığa üye olabilecek. Emekli olan üyeler, üyelikleri devam ettiği sürece kar payı ve diğer yardımlardan yararlanabilecek. Üyelere, emeklilik ve maluliyet yardımlarının yanı sıra ölüm halinde mirasçılarına ödeme yapılacak. Özel güvenlikler de kapsama alınıyor. Yasa teklifi, yalnızca polis memurlarıyla sınırlı kalmayarak özel güvenlik personelini ilgilendiren düzenlemeler de içeriyor. Bu kapsamda, özel güvenliklerin de sosyal haklarının artırılması hedefleniyor.